Mesnevi Zerre 41 İleme Yühel Aziz Cenab-ı kainatı teşkil eden zerratı şeriatı fıtriyesine musahhar ve muti ve evamiri tekviniyesine de münkat mümessil ve mümessil kılmıştır. Bir arı kün emrine imtisalen matlup bir şekle girdiği gibi herhangi bir hayvanda aynı emre imtisalen irade edilen vaziyetlere girer. Ancak onun emri herhangi bir şeyin olmasını delediği zaman ona ol demesidir. O dolu verir. Ayette geçen ol emri için değişik tefsirler yapılmıştır. Bu Allah'ın irade şeyin süratle ve gayet kolay bir şekilde meydana geldiğine bir temsildir. Ol emri hem ibda hem de inşa için geçerlidir. Ruhların, meleklerin yaratılmaları ibda iledir. Yani onlar kademeli olarak tedrici bir terbiyeden geçerek değil doğrudan yaratılırlar. İnşa ise kademeli olarak yaratmadır. Bu alemin altı devrede yaratılması, insan ana rahminde dokuz ayda yaratılması, çekirdeklerin, ağaç, yumurtaların, kuş olmaları zaman içinde kademeli olarak gerçekleşir. İlemin başında geçen ifade inşa şeklindeki yaratmayı anlatıyor. Zerreler yani atomlar Allah'ın emrindedirler. Allah onların ne olmalarını irade ederse o varlığın cismani yapısında görev alırlar burada örnek olarak arı verilmiştir. Demek ki zerreler arı olmaları ile emir almışlardır. Arının ruhu ol emri ile doğrudan yaratılır. Bedeni ise zerrelere verilen ol emri ile kademeli olarak yaratılır. Bu kademelerin her birisinde de yine ol emri geçerlidir. Ol emri yok olan bir şey değil Allah'ın ilminde mevcut olan mahiyetlere verilmektedir. Adem mutlak zaten yoktur. Çünkü bir ilm muhit var. Eşya zeval ve ademe gitmiyor. Belki daire-i kudretten daire ilme geçiyor. Alem-i şehadetten alem-i gaybe gidiyor. Alem-i tagayyür ve fenadan alem-i nura bekaya müteveccih oluyor. Mutlak yokluk olmadığına göre ol emriyle varlık sahasına giren mahluklar yaratılmadan önce yine Allah'ın iliminde idiler. Eşya zeval ve ölümleriyle kudret dairesinden ilim dersin dairesine geçtikleri gibi yaratılmaları da ilim dairesinden kudret dairesine geçmeleriyle gerçekleşir. Ol emri ilim dairesindeki bu mahiyetlere verilmektedir. Bunlardan bir kısmı doğrudan yaratılırlar, bir kısmı da kademeli olarak terbiye görerek yaratılırlar. Fatiha suresinde bütün medih ve sena Allah'a mahsus oldu. Beyan sonra Rabbül Alem'in ismine yer verilir. Bu dünyada daha çok bu ismin tecellilerin hakim olmasından dolayıdır. Doğrusu Allah indinde İsa'nın meseli, Adem'in meseli gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve o da olu verdi. Bu ayetin verdiği derste Derse göre önce Adem peygamberin bedeni yaratılmıştır, balçık'tan yaratılan bu beden bir terbiyeden geçerek ruhun misafir olmasına uygun bir şekilde geldiğinde kendisine ruh ilka edilmiştir. Burada geçen ol emri için tefsir alimleri canlı bir mahluk ol" manası vermişlerdir demek oluyor ki iyilemin başında geçtiği gibi zerrelere Adem aleyhisselamın bedeninin teşkil ettiği için ol emri verilmiş, sonra da o bedene canlı ol emri verilmiştir bir varlık yokluktan kurtulmuşsa, bugün karşımızda bol göster boy gösteriyorsa bu sonuç bir irade, bir kudret ile gerçekleşmiştir. Zerreler arı oluyorlar. Arı şu anda olmuş olduğuna göre bu oluş ya kendi iradesini gerçekleşti. Yani ben arı olayım demiş ve kendini yapmıştır. Yok böyleyken bir tercih yapması düşünemeyeceğine göre şu anda karşımızda duran arı bir ol emri almıştır. Bu emrin hakikati ne olursa olsun ol emri aldığı kesindir. Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. İnsan penceresinin sonunda 11. hakikat bab insaniyette ve daha çok risalede insana verilen istihdat sermayesinin ve onda yer alan her bir duygunun, her bir hissin, her bir sıfatın Allah'ın marifetinde yol almak için bir vahidekiyasi kıyası vazifesi gördüğü ders verilir. O halde ol emrinin ol emrini almamızda en yakın örneği kendi mahiyetimizde aramalıyız. Biz zihnimizle bir cümleyi kurduğumuzda o cümle artık yok değildir, var olmuştur ama henüz ilim dairesindedir. Yani sadece bizim malumumuzdur. Bu cümleyi başkalarının da işittirilmesi, <laughs> işitmesini irade ettiğimizde ağzımızdan hemen o cümle dökülür. Sanki o cümle harice çıkmak için bir emir almış gibidir. Bir anda başkalarının işiteceği bir şekle, sesle kendini gösterir. Burada o cümlenin ilimden e, ilimden kudret dairesine geçmesi bizim irade etmemizle ve bir anda gerçekleşmiştir.